Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler kanalına hoş geldiniz. Bazı önemli bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. MyClub parası ve futbol puanı kazanabileceğimiz etkinlik ve hediye haberleri var. Sabahki videomuzda bazılarına değinmiştim. Japon etkinliğinin geleceğinden bahsetmiştim ama hemen sabahleyin gelmedi. Yanılmıyorsam saat 11'de gelmiş olması gerekiyordu. Çünkü verilen saate göre Türkiye saatiyle 11'de gelmiş olması lazım. Sabah videoyu çektikten sonra benim bir toplantım vardı. Hemen ona gittim, geldim. Şimdi bu videoyu tekrardan çekiyorum. Çünkü değinemediğimiz birkaç yer vardı. Örneğin öncelikle bir bu etkinliği size göstermek istiyorum. Buradan MyClub parası, futbol puanı kazanabiliyoruz. Onun dışında yarın yine Japon maçları var. Bedava MyClub paraları var. Topluluktan paylaşmıştım ama birçok arkadaşımız görememiş. Hani topluluğa giremeyen arkadaşlarımız da var, unutan arkadaşlarımız da var. Hepsine değineceğim. Öncelikle Japon maçlarını, etkinliklerini oynuyorsanız, ki ben bu sene oynuyorum. Yani 2021 yılı itibariyle neredeyse kaçırmadan oynuyorum aylardır. Çünkü bunlardan e-futbol puanı ve MyClub parası kazanıyoruz. Bugün de geldi. 5 gün süresi var. Hemen göstereyim. Bildiğimiz maç değil gibi ama e-futbol puanı fazla. Nasıl gireceğini de videonun sonunda tekrardan anlatırım arkadaşlar. Bir tane maç değil var. 6 gün süresi varmış. Pardon, devam et diyelim. Ben 5 gün diye hatırlıyordum. Ha, burada 5 gün yazıyor. Tamam, oynama işi 5 gün. Finallerini seyretme işi falan galiba ondan uzun. Şimdi burada bir tane takım seçiyoruz. Avrupa takımları da var. Dünyadan değişik takımlar. Ben Bayern Münih'i seçtim. Hazır takımlar. Öncelikle hediyelere bakalım. Ne hediyeleri var? Bildiğimiz maç değil gibi sadece farklılıklar ne? Altın top, gümüş toplar filan. 500'e futbol puanı. Bu çok güzel. Yarın da Japon maç diye gelecek. Oradan da 400 alacağız. Artı MyClub parası da veriyor. 500'e futbol puanı, sonrasında devam ettiğimiz zaman 5500'e geldiğimizde de MyClub parası. Derecesi 900 ve üzeri olan arkadaşlarımız 100 MyClub parası da buradan alabiliyorlar. 5500 yaptığımız zaman, ya da orta düzeydeki arkadaşlarımız 75, temel düzey 50 MyClub parası almakta. Buradan MyClub paramızı ve futbol puanımızı alabiliriz arkadaşlar. Bu etkinliği, eğer Japon etkinliklerini yapıyorsak, yapmanızı öneririm. Süremiz var, daha 5 gün var. Sonrasında bu etkinlik bir daha gelmesi lazım. Şimdi ben bilgisayar ekranından size diğer etkinlikleri göstereceğim. Gün gün neler gelecek, hangi hediyelerimiz var. Şimdi onlara bakalım. Oyundan bir çıkış yapayım arkadaşlar. Gelen bu maçta etkinliğinin adı aslında bir kupamış. Susiro Kupası. Bu isimle geldi bu kampanya. Hemen tarihlere bakalım arkadaşlar. Tarihlere baktığımız zaman 5 Ağustos diyor. 8:00 Türkiye saatiyle 11:00. Bugün 11'de başladı. Birinci bölüm bu. Biz şu an birinci bölümün içerisindeyiz. Sonra bir de ikinci bölüm gelecekmiş. Bu da 12 Ağustos tarihinden. Herhalde 19, bu son 19 Ağustos'a kadar olması lazım bitiş tarihi de. Bu milli takım olayları nedir? Bunu da o gün geldiğinde bakarız. Şu an milli takımlar yoktu etkinlikte. En azından iki defa geleceğini ben anladım. Bugün geldi. Yaparız 500'e futbol puanı, 100 MyClub parası. Sonra ikinci bölüm 12 Ağustos'ta gelecek. 12 Ağustos'ta ne zamana denk gelmekte bakalım. Haftaya bugün. Haftaya Perşembemiş. Haftaya bir daha geliyor. Haftaya Japon maçları yoktu. Bundan dolayı iyi oldu. En azından buradan biraz MyClub parası alırız. Burada arkadaşlar e-futbol puanının yanında yemek kuponları veriyorlar. Ama Japonya'dakiler yararlanabiliyor. Hani Japonya'da yaşayanlar buradan çekilişle belli bir puan yapıp sonra çekilişle yemek kuponu alabiliyorlar. Belli restoranlardan alışveriş yapabiliyorlar. Öyle bir etkinlik. Biz sadece e-futbol puanı kısmı ile ilgilenip orayı alacağız. Bu birinci durumdu. Japon etkinliği haberiydi. Sonrasında devam ettiğimizde sabah topluluktan da paylaşmıştım. Bedava 200 MyClub parası vereceğini Kore'me duyurmuştu. Ama ne zaman vereceğini paylaşmamıştı. Bugün onu da söylediler. 200 MyClub parasını da ikiye böldüler. Hepsi 200'ü peşin vermiyorlar. Şöyle bir durum. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şurada tarihler yazıyor. Yarın 100 MyClub parası. Hemen sabah 5'te, yani sabaha doğru 5'te verilecek. Oyun kapanmayacak. Sürekli açık. Sabah, hani sabahçı arkadaşlarımız varsa, hani sabaha kadar oturanlar, 5'te girdiğinde 100 MyClub parasını alabilir. Sonrasında ise cumartesi günü. Yarın ve cumartesi 100-100 toplamda 200 MyClub parası verilecek. Ha, diyelim ki yarın falan giremeyeceksiniz de bunun son süresi ne zaman? 12 Ağustos'muş. 12 Ağustos'a kadar giriş yaptığınız takdirde bu MyClub paralarını alabilirsiniz. Hani yedek hesabınız falan varsa da 12 Ağustos'a kadar muhakkak girip bu hediyeleri alalım arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bunu mobil için açıkladılar. Hani konsol için açıklanmadı. Ben konsol sayfasına da baktım ama konsolda oynayan arkadaşlarımıza verilecek denmedi. Mobil için ama bu açıklama geldi. Mobilde oynayan arkadaşlarımız 2 gün boyunca 100-100-200 MyClub parası alacaklar. Hani belki ikon düşürürüz bunlarla. Belki ileride MVP'den açarsak güzel bir MVP oyuncusu.
Umarım istediğimize tek atarız. Devam edelim biz. Yarın Japon maçlığı gelecek. Haftaya yok ama arkadaşlar. Yarın Japon maçlığı bir tane var. 400'e futbol puanı buradan kazanabiliriz. MyClub parası da kazanıyoruz. Bildiğimiz maçlığı gibi. Ama haftaya açıklanmadı. Haftaya o diğer Japon etkinliği var. Haftaya peki kaç tane maçlığı gelecek? Haftaya sadece Konami Cup. Bildiğimiz Konami Cup pazartesi 2 tane maçlığı gelecek. Haftaya Cuma'da 2 tane maçlığı gelecek. Bu kadar. 2-2 haftaya 4 maçlığı var. Futbol puanı da maksimum 800 alıyoruz. Kazanını da her zaman doğru tahmin edemiyoruz. 3 kere yanlış tahmin ettim. Değiştirdiğim bu sefer bildi. Bakalım ya, bu hafta ne yapsam kararsız kaldım. Ben hep Almanya'ya veriyordum. Almanya 2-2 hafta kazanamadı. İngiltere'yi kazanınca İngiltere'ye verdim. İngiltere kaybetti. Şimdi tekrar Almanya'ya mı döneyim? İngiltere'de mi? İngiltere'de mi kalsam, karar veremedim. Yarın sabah son kararımı vereceğim artık. Ya İngiltere'de kalacak ya da Almanya'ya basacağım. Son olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Japon maçları nasıl oynanır? Hani belki daha önce oynamayan arkadaşlarımız varsa, tabi banlanma banlanmama riski var. Hani banlanırız ya da banlanmayız ben şahsen diyemem. Ama 2021 yılında, yani bu sene ben oynadım. Futbol puanı da çok kazandım. MyClub parası da çok kazandım. Ne geliyorsa oynadım Japonları. Zaten Japon'un maçlarıyla oynayınca hep bizden arkadaşlar geliyor. Yani Japonca görmüyorum ben isimler. Hep bizim isimlerimiz var karşımızda. Çok Japon'a denk gelmiyoruz. Yani saatler de uyuşmuyor büyük ihtimalle. Onlar farklı saat diliminde oynuyorlardır. Şimdi oynamak için ben hemen topluluğu da açayım. Topluluktan da bazen bildirimler paylaşıyorum. Bu sefer VPN önerileri. Öncelikle telefonumuza bir VPN uygulaması indirmemiz lazım. VPN uygulamasını indirdikten sonra konumu, oradan bir konum seçmemiz lazım. Japonya, Tokyo 2 seçiyorum ben. Tokyolardan biri. Öncelikle Tokyo 2'yi seçiyorum. Japonya, Tokyo 2. Sanki Japonya'damışız gibi algılıyor bu sefer. Oyuna giriş yapıyoruz. Sadece bu. VPN indiriyoruz. Konumu Japonya, Tokyo 2 yapıyoruz ve oyuna giriş yaptığımızda bizde görülmeyen Japon etkinlikleri bir anda görülüyor. Tabi varsa, her zaman olmuyor ama mesela bugün var, yarın var, haftaya perşembe var. Bugünlerde girdiğiniz zaman hep yeni etkinlikleri görebilirsiniz. Ha diyelim ki hangi VPN'i kullanmak istiyorsunuz? Çünkü bazı VPN'ler bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Mesela Panda VPN, pazartesi ben girdim baktım denemiştim geldi mi diye, çalışıyordu. Sonra hata verdi. Ama birçok arkadaşımızın kullandığı VPN var. Ben şu an UFO VPN ile giriş yaptım az önce. Ama topluluktan ben VPN önerileri diye bir konu açmıştım. Burada çoğu arkadaşımız yorum yazdı. Ben bile adını ilk defa duyduğum VPN'ler var. Öneririm. Lütfen buradan VPN önerilerine bakın arkadaşlar. Güzel VPN'ler var. Burada birçok arkadaşımız yorumlarda bildiği, kullandığı VPN'leri, uygulamaları paylaştılar. Telefonunuzda hangisi işe yarıyorsa onu kullanabilirsiniz. Tüm gelişmeler bunlardı. Bunların dışında farklı bir gelişme var mı atladığım diye, şimdilik yok galiba arkadaşlar. Ha bir de haftaya pazartesi Superstar Challenge etkinliği gelecek. Sabah ona değinmeyi unutmuştum. Efsane Box Draft devam ediyor. Hani bu hafta Superstar geldi Challenge etkinliği. Haftaya pazartesi bir daha gelecek. Oradan da bir tane efsane kazanacağız. Yani şimdilik gelişmeler bunlar arkadaşlar. Anlattıklarımın dışında farklı bir gelişme olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.